ve en son soru... Evet, ay. Hazır, soru cevap videomuz başlıyor. Layamadı. Ve bana en çok sorulan sorular ikinci video. Bu sefer Le Fırın'la ilgili birazcık ben soru cevaplayacağım. Pastacı olmak isteyenler, Le Fırın'ı merak edenler, nasıl bu işe girdim, ne yaptım falan, bunları bir tane videoda toplayalım dedik. Öncelikle neden Le Fırın? En çok gelen soru. Ben bu işe ilk girmek istediğimde aslında bir butik ekmekçi açmak istemiştim, artizan denilen. Ve bu ekmekleri yapacağım yerin adında böyle hani Fransızların ekmekleri, böyle boulangerileri vardı falan. Daha iyi olduğu için hani Le şeyini koyarak hani Türkçeleştirmiş haline Le Fırın yapmıştım. Yani böyle Fransız kadar iyi ekmek yapan esprisi vardı. O zamanlar komik gelmişti. Bu bahsettiğimiz sene tabii ki 2012. 6 sene önceki aklımı düşünürseniz. Yani o zaman ne yazık ki böyle düşünmüşüm. Sonra Le Fırın nasıl doğdu? Şöyle ben daha önceki videomda da söylemiştim. Chicago'da okudum, Amerika'da. Oradan döndüm, içim varlık okumuştum. Yarım bıraktım. Burada şantiyelerde çalıştım birazcık. Ondan sonra kafayı kırdım ve dedim ki ben... O zamanlar MSA vardı, hala var. MSA'ya gideceğim, ekmekçilik eğitimi alacağım, bir ekmekçi açacağım kendime diye. O yüzden hatta o zamandan bir blogum var. Bir fırın için kaç fırın ekmek yemek gerek diye. ekmekaşkına.blogspot.com gidip bakmak isterseniz. Geçen günlerde buldum, o kadar duygulandım ki yani bu işe ilk girmeye çalıştığımda kendime nasıl başladığımı yazmışım. Ve gerçekten çok acayip. O zaman Blackberry'm vardı, onda böyle fotoğraflar falan çekmişim, tarifler yapmışım falan. Ve yani zorluydu bayağı dönüşüm. MSA'ya gitmem için ailem dedi ki bir daha seni okutmayız, zaten üniversiteyi yarıda bıraktın. Anneannemin, bazılarınız tanıyor Instagram'dan, anneannemin eczanesinde çalıştım. Sirkeci'de büyük postanenin yanında büyük eczane. Orada SGK girişi yaptım. Okulun ücreti karşılığında orada çalıştım. Sabahları eczaneye gidiyordum, öğleden sonra da MSA'ya gidiyordum. Ondan sonra Çilay'da, Bebek'te, Hazer Amani, hatta kendisinde çok güzel programı var şu an Dream grubun. Şeflerinden bir tanesi sanırım başında. Onun altında staj yaptım Bebek'te. Ondan sonra da Le Fırın'ı açmaya karar verdik. Ailem çok destek oldu tabii ki. Hem maddi hem manevi. Ve Le Fırın açıldı ve yani daha doğrusu açılamadı. Bütün inşaatımızı, her şeyimizi yaptık. Tescillere başladık, odur budur. Dediler ki ekmek yapmak yasaklandı. Nasıl yani dedik. Ve gerçekten bir yönetmelik geçmişti o arada. Biz de onu araştırmamışız. Ve ekmek yoksa pasta yapsınlar. Oldu durum biraz. Babam dedi ki böyle bir hani böyle bir şey yapıldı. O zaman burayı pastaneye çevirelim. Ve gerçekten benim bugüne geldiğim yer böyle bir hatadan geldi ve bir şans. Ve bunu hep söylüyorum herkese. Aa Bengi Hanım işte işinizde ne kadar başarılısınız. Ya tamamıyla bir başarısızlıklar. Yani zincirlemesi. Ve hayat böyle ve o yüzden de ben hiç kimseye ahkam kesemem bu konuda. Okul sonuncusuydum hep. Üniversiteyi bitirmedim. Üniversiteyi bitirmediğim için hatta annem bana çok kızdı. İstanbul'a geldiğimde beni üniversiteye yollamaya kalktı, burada bitireyim diye. Ben hepsini reddettim. Sevmediğim bir meslekte çalıştım bir süre. Ondan sonra ekmek diye tutturdum. Ekmek olmadı. Pasta ve ilk yaptığım pastaları görmeniz lazım. Buraya böyle bir tane, bir iki tanesini koysak mı? Tıs tıs diye öyle. Utanç verici. Ve oradan gerçekten ilk pastaneye çevirmeye karar verdiğimizde 2012'de inanın şekerim onun içerisini bilmiyordum. Ve internet o yüzden çok iyi bir kaynak. Ben de burada o yüzden aslında herkese destek olmak isterim. Ki bugünlere kadar geldim ve inanın bu hata yapmaktan korkmamaktan oldu. Le Fırın'da bir gün nasıl geçiyor diye bana çekiyor. 8'de mutfağımız açılıyor. Mutfağımız alt katta bizim. Videolarımızdan izliyorsanız eğer iki katı var Le Fırın'ın. Alt kattaki ekibimiz bizden bir saat önce başlıyor. 9'da ise üst katımız yani sipariş, süsleme ve satış bölümümüz. Ondan sonra mutfağımız 5'te çıkıyor. Akşam yani gene üst katta 7'ye kadar çalışıyor. Her gün Le Fırın'a gidiyor musun? Hayır, gitmiyorum. Bir pasta yoğunluğum var. Ben de tabii ki bir ekibim var. Yukarıda biz 3 kişiyiz pastacılar olarak. Ben ve iki tane çok sevgili yardımcım. Bir kişi de bütün siparişlerimizi almakla ilgileniyor ve müşterilerimizle. Aramızda bölüşüyoruz bir haftanın siparişlerini. Benim yapacaklarım var. Mesela fiyatlandırmayı da sürekli bana soruyorlar. Fiyatlandırmada benim yaptığım pastalar daha pahalı. Bir tık. Fiyatlandırma nasıl yapılıyor? Yani bizim maliyetlerimiz genel olarak aslında malzeme maliyetlerimiz çok oynamaz pastalar arasında. Yani 8 kişilikle 10 kişilik arasında çok büyük bir fark yok. Atıyorum işte bir tek Antep fıstığında çok fazla var. Onu da zaten yapmıyorum o yüzden. Çünkü Antep fıstığının şu anki benim kullandığım boz fıstığın kilosu 190 liralarda.
O yüzden onu kullanmıyorum. Ama siz de belki pastacı olmak istiyorsanız pastayı doğru fiyatlandırma emek üzerinden. Yani üzerine kaç saat çalışacaksınız? Bunun düşüncesi sizin ne kadar zamanınızı alacak? Fikir size mi ait? Bir problem çözmeniz gerekiyor mu? Mesela gelip bana biri dese ki bir tane atıyorum Beşiktaş pastası yap. Sürekli yaptığım bir pasta. Artık onu öğrendim ve çözdüm. İlk yapana büyük ihtimalle daha pahalı yapmışımdır. Ama ben bunu yaptıkça, öğrendikçe daha ucuza gelmeye başlıyor. Çünkü benim düşünce bölümüm bitti onda. Diyelim ki biri geldi bana dedi ki Vodafone stadını yap. İlk yapan, yani Vodafone stadının bir bakmak, nasıl yapacağım bunu, detayı çok fazla. Yani bir Beşiktaş bayrağıyla bir Vodafone arena pasta arasındaki fark bu. Ya da mesela figür isteniyor benden. Bu arada ben figür çok rica ederse ve gerçekten pastaya bir şey katacaksa yapıyorum. Figür çalışmıyorum. O da başka bir sanat gerçekten. Ve ben o sanatta iyi değilim. Ve ben bu da bir benim iş şeyim. Ben iyi olmadığım şeyleri yapmıyorum genel olarak. Böyle bir şey seçtim kendime. Hani kendimi zorlayıp başaramıyorum demek yerine daha iyi olduğum şeylere yönlenmeyi seçiyorum. Bu da mesela benim boyama yeteneğim daha iyi. Pastacılıkta. Fikirlerim daha iyi. O yüzden de ben ne yapıyorum? O tarafa doğru gidiyorum. Daha mesela atıyorum simetrik çalışmaları, daha çiçek çalışmaları, daha figür çalışmaları da bunların da sanatçıları ve çok güzel profesyonelleri var ve çok iyi yapan ustaları var. O yüzden de onları mesela müşterimi de yönlendiriyorum bu arada. Bence bu da çok güzel bir şey. Önemli yani başkalarının işlerine saygı duymanız, bundan hani eziklik duymayıp hatta onları takdir etmeniz çok çok önemli. Kendinizi de, onları da, herkesinki emek çünkü. Bu dikkat ettiğim bir şey. Bu şekilde fiyatlandırıyoruz. Diyelim ki çok uç bir şey ve daha önce hiç yapmamışım. Arada geliyor mesela atıyorum bir kere... Burada garip şeyler geliyor. Birisi mesela eşinin büstünü istedi. Ben bir insanın büstünü yapmam gerçekten benim büyük zamanım alacak. Onu yanlış yapacağım birkaç kere. O yüzden emeğim çöpe gidecek, tekrar yapacağım. Bu mesela çok çok daha yüksek fiyatlı bir pasta olacaktır. Çünkü orada benim bir deneme yanılma payım var ve bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ve orada harcadığım zamanı başka pastalara harcayamadığım için de orada tabii ki de maliyetim artıyor. Yani pastacılıkta bunu siz de yaptığınızı öğreneceksiniz. Asıl maliyet malzeme değil, zaman ve emek ve fikir hakları bence. Stajyer alıyor musunuz? Stajyer almıyorum artık. Alıyordum, çok insana şans verdim. Ama şey diye bakın kutup ayısı pasta diye. Hatta İngilizcesi olarak bakarsanız daha doğru olur. Tamam hadi bye. Böyle siparişler böyle geliyor bu arada. Mesela kutup ayısı pasta geldi. Daha önce yapmadığımız bir pasta. Biz ne yapıyoruz? Bence Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Bir kutup ayısının mesela bir resmini yolladığı zaman bir müşterim ben ne yapıyorum? O kutup ayısının resminden, yani iki boyutlu halinden, bir karikatüründen ya da gerçekçiden pasta çıkarmak çok daha zor. Ne yapıyorum? Onun bir heykelinin resmini arıyorum mesela. Yani fotoğrafını arıyorum daha doğrusu. Ya da bir oyuncağının böyle üç boyutlu hali görmüş oluyorum. O zaman işimi kolaylaştırıyorum. Benim işimde bazı insanlara göre daha iyi olmam ya da yeni başlayanlara göre. Neden? Çünkü kısa yol daha fazla biliyorum ve daha pratiğim. Ya ben kendimi yormam. İki boyutlu bir kutup ayısı resminden bir pasta çıkarmak gerçekten imkansız. Çok zamanınızı alır. Önemli olan kısa zamanda çok iş yapmak. Stajyer. Stajyer. Çalış. Para yok. Kanayan yaram. Stajyer artık almıyorum. Herkes çok hevesli ama benim artık burası bir iş yeri olduğu için ben bilgimi sadece hak edenlerle paylaşmak istiyorum. Ve gelip işte iki gün ben yapamıyorum diyen çok genç olduğu için ben artık bunlarla uğraşmıyorum. Leffer'ın bir deneme tahtası değil. O yüzden de ne yazık ki stajyer artık almıyorum. Evde deneyin. Videolarımı izleyin oradan. Daha da artacak zaten videolar. Workshop çok soruluyor, okulda çok soruluyor ama benim öyle bir çok bir öğretim yeteneğim yok. Mesela burada YouTube benim için daha iyi bir merci bunun için. Merci değil, mecra. Mecra benim için. Çünkü yani şimdi workshoplar hem çok uzun sürüyor hem benim zamanımı çok alıyor. Hem ne öğreteceğim bazen bilemiyorum ama YouTube'da en azından neler istediğinizi size sorarak Instagram üzerinden ya da buradan ne öğretmem gerektiğini öğrenebiliyorum ve kısa kısa uzatmadan sadece böyle nokta atışı yaparak öğretebiliyorum. O yüzden buradan sürecek bir okul olarak burayı görebilirsiniz zaten. Sorularınıza cevapları. İlk şeker hamurumuzu zaten çektik. Ve pastacılık konusunda bayağı bir şey çekeceğim. Leffer'ın soru cevap bölümü. Bu kadar. Ha bu arada yeriniz nerede çok geliyor. Göktürk de bizim. Göktürk nerede? Eyüp'e bağlı ama Eyüp'ten bayağı uzak. Eyüp normal merkezinden. Göktürk, Kemerburgaz tarafı. Yine 3. Havalimanı'na giderken o yol üzerinde Göktürk. Ve ben burada yaşıyorum zaten. Ve o yüzden şehirde bir yer açmayı düşünmüyorum. O da çok fazla gelen bir soru. Belki ileride. Ve başka şehirlere sipariş alıyor musunuz diye bir soru geliyor. Ne yazık ki benim pastalarım hem çok ağır hem de içleri pişmiş krema. Yani dışarıda dayanmıyorlar. Buzdolabında kalmaları gerekiyor. O yüzden de ben şehirler arası
bunun gönderimini yapamıyorum. Ve zaten kargo şirketlerinin ne yaptık, paketlere nasıl davrandı ortada. Pastamı gerçekten o kadar büyük bir emekle ona koymam imkansız. Ama brownie'lerimizi lefırın.com'dan Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Onu denemek isterseniz hep storylerimde görenlerden. Bu sefer bu kadar. Daha soru gelirse bir daha çekeriz zaten. Ha, sorularınızı alta yazacakmışsınız. Ona göre bir sonrakini cevaplayacağız. Anladım.